Bu sunumda Oskoksa'yı anlatacağız. Ossa membri inferioris, yani alt taraf kemikleri bizim kalçamızı oluşturan Oskoksa, uyluğumuzu oluşturan, uylukta bulunan kemik femur, bacaklarda ikişer kemik bulunur. Bacaklar bizim üst ekstremitelerimizde, kollar ön kolumuzun homoloğudur. Ve bacakta da içeride tibia, dış tarafta ise fibula yer alır. Diz ekleminin önünde ise vücudun en büyük susam kemiği olan patella yer alır. Ve ossa petis, ayak kemikleri bizim ossa membri inferioris'imizi, yani alt taraf kemiklerimizi oluşturur. Burada ossa membri inferioris'i aksiyal iskelete bağlayan cingulum membri pelvicum, yani buna kalça kemeri, pelvis kemeri de diyebiliriz. Bu cingulum pelvicum yanlarda os koksalar, bunlara birlikte ossa koksae diyoruz. Bu os koksalar önde simfizis pupica ile birleşirler. Arkada ise sakrum vasıtasıyla birleşirler. Yine sakrumla eklemleşen kuyruk omurları, onlar da os kaksikis ve birlikte ossa kaksikisi oluştururlar. O halde bizim cingulum pelvicumumuzu oluşturan yapılar yanlarda os koksae, ön tarafta, ön orta tarafta bu os koksaların birleşmesini sağlayan simfizis pupica, arka tarafta, arka orta tarafta ise yine os koksaları birbirine bağlayan os sakrum ve os sakrumun tepe kısmıyla ya da alt kısmıyla eklemleşen os coccyx. İnsanlarda birisi gelişmiş 3 coccyx bulunur. Bazen 1 coccyx bulunur, bazı durumlarda 3 tane bulunur. Şimdi bu ossa membri inferiorislerden os coxa'yı inceleyeceğiz. Os coxa embriyonik hayatta 3 kemiğin birleşmesiyle oluşan bir kemiktir. Bu os coxa'nın en büyük kısmını burada görülen os ilium oluşturur. Os ilium'da ilium kası, kanat, yan duvar manasına gelir. Bir diğer kısmını ise ön alt tarafta os pupis oluşturur. Bu os pupis de pupesle ilgilidir. Bu bölgede, kenidal bölgede ergenlikle beraber gelişen kıllara pupes. Dolayısıyla bu pupeslerle alakalı manasında ya da ilişkili manasında bu kemiğe de os pupis adı verilir. Şu üçüncü kısım os coxa'nın arka alt tarafını oluşturur. Burası da os iski. Os iski de kalça, kalça eklemi manasına gelir. Bu üç kemik bir araya gelerek asetabulumu oluşturur. Asetabulum kade ya da kase manasına gelir. Şimdi bunlardan os iliumu inceleyelim. Os iliumun bir gövdesi vardır, kısa bir gövdesi vardır. Ama büyük bir kısmı ala ossis ili, yani iliumun kanadı tarafından oluşturulur. Gövde ile kanadı birbirinden ön tarafta, ön iç tarafta bakınız linea arcuata oluştururken dış tarafta asetabulumun
üst kenarı oluşturur. O halde şu kısım ala ossis ili, şu aşağıdaki şu kısım ise, veya da dışarıda bakınız şu kısım, şöyle şu kısım ise corpus ossis ilidir. Corpus ossis ili asetabulumun oluşumuna katılır. Asetabulumun yaklaşık 2/5 oluşturur corpus ossis ili. Ve corpus ossis ili fasciae lunata'nın oluşumuna katılır. Fossa acetabulum'un oluşumuna katılır. Burada acetabulum içerisindeki fasciae lunata eklem kıkırdağı ile kaplı olup bu femurun başı caput femoris ile eklem yapar fasciae lunata. Ancak daha derinde yer alan fossa acetabuli eklem kıkırdağı içermez ve kalça ekleminin oluşumuna da katılmaz. Burada asetabulumun üst tarafında bir oluk yer alır. Bu oluğa sulcus supra acetabularis adı verilir. Muscus rectus femoris buraya yapışır. Şimdi de corpus ossis ilinin iç taraftan görünüşüne bakacağız. Ancak orada, bakınız şurada çok belirgin bir yapı yok. Onlardan bir tanesi linea arcuata'dır. Linea arcuata'nın alt tarafı corpus ossis ili. Şimdi de ala ossis ilinin kenarlarına bakalım. Ala ossis ilinin en belirgin kenarı üstteki kenarıdır. Buraya crista iliaca adı verilir. Buranın en üst noktası 4. lumbal vertebra seviyesindedir. Lumbal ponksiyon yapılırken kullanılan önemli bir referans noktasıdır crista iliaca. Crista iliaca öne doğru takip edildiğinde ön tarafta bir çıkıntı ile sonlanır. Bu çıkıntıya spina iliaca anterior superior ya da kısaca SIAS adı verilir. Buraya musculus sartorius, musculus tensor fasciata ve ligamentum inguinale tutunur. Bu çıkıntının, bu öndeki çıkıntının biraz daha aşağısında bir başka, daha az belirgin olan bir başka çıkıntı daha bulunur. Buna da spina iliaca anterior inferior denir. Buraya da musculus rectus femoris ve ligamentum iliofemorale tutunur. Şimdi de arkadaşlar bakın bu crista iliaca'nın arkada sonlandığı bir çıkıntı var. Bu çıkıntı öndekine oranla biraz daha az belirgindir. Buna ise spina iliaca posterior superior denir. Buraya ligamentum sacro tuberale, ligamentum sacro iliacum posterius tutunur. Bu çıkıntı, yani iliumun bu çıkıntısı, iliumdan kemik iliği alınırken kullanılan önemli bir referans noktasıdır. Bu spina iliaca posterior superior'un biraz daha aşağısında bir başka çıkıntı daha vardır. Buna da spina iliaca posterior inferior adı verilir. Burası da ikinci sakral omurun processus spinosus seviyesindedir. Bu spina iliaca posterior inferior'u aşağı doğru takip ettiğinizde burada derin bir çendik oluşur. Bu çendiğe de incisura ischiadica major denir. Bir başka deyişle spina iliaca posterior inferior, incisura ischiadica major'u üst arka taraftan sınırlar. Evet arkadaşlar, ala ossis ilinin iç tarafta, buradan kısaca bahsetmiştim, bir kenar daha var.
Buraya biz linear quad diyoruz. Bu linear quad iliyumun medial kenarında bulunur. Görüldüğü üzere bir çizgi şeklinde olan kabardıdır ve bu kabardı iliyumun pubisle birleşme yerinde bir kabardı var. Bakın şu kabardıya biz eminensia iliopubica ya da eminensia iliopectina diyoruz. İşte linea arcuata iç ön tarafta bu kabardı ile birleşir. Linea arcuata öne ve içe doğru ilerler ve gelir os ilium ile os pubis arasındaki şu kabartıda eminensia iliopubica ile kaynaşır veya onunla devam eder. Şimdi de ala ossis ilinin dış yüzüne bakalım arkadaşlar. Bakınız burası ala ossis ilinin dış yüzüdür. Buraya gluteal kaslar yapıştığı için bu yüze fasies glutea adı verilir. Bu yüzden gluteal kasların yapışması neticesinde oluşan 3 çizgi görürüz. Bunlardan en arkadakine linea glutea posterior, öndekine linea glutea anterior ve daha aşağıda bulunana şuna ise linea glutea inferior adı verilir. Linea glutea posterior, linea glutea anterior ve linea glutea inferior. Şimdi de arkadaşlar burada ala ossis ilinin iç yüzüne bakalım. Bakınız burası şunun tamamı şöyle. Ala ossis ilinin iç yüzüdür. Ala ossis ilinin iç yüzü iki kısımdan meydana gelir. Büyük bir kısmını şu gördüğünüz alan, bakınız şurası, şu kısım oluşturur büyük bir kısmını. Buraya fossa iliaca adı verilir. Bakınız sınırları şöyle. Burası fossa iliaca'dır. Burası muscus iliacus'un aynı zamanda başlama yerini oluşturur. Şu arka tarafta yer alan şu kısım, bakınız şöyle şurası, şu kısım şöyle. Burası da fasciae sacropelvica. Şöyle bakınız. Şuradan alalım bunu böyle. Şöyle geliyor. Şu şekilde. Burası ise fasciae sacropelvica. Bu fasciae sacropelvica'nın da 3 kısmı vardır. Şu pürtüklü kısım tuberositas iliaca. Şu kulak şeklinde eklem yüzü fasciae auricularis sacrum ile eklem yapar. Bu linea arcuata'nın alt tarafında bulunan ve corpus ossis iliae de ait olan şu kısma pars pelvica denir. Bu pars pelvica canlıda ovaryumun oturduğu yerdir. Fossa ovarica burada yer alır. Evet, burası fossa iliaca. Şu kısım fasciae sacropelvica'nın tuberositas iliacası. Şurası ise fasciae sacropelvica'nın fasciae auricularis'i. Sakrumlu eklemi yapar. Kulak şeklinde bir eklem yüzüdür. Ve şu kısım ise arkadaşlar pars pelvica. Burası corpus ossis iliae ait olup linea arcuata'nın alt tarafında yer alır. Canlı da burada ovaryumlar oturur. Bu fossa ovarica burada bulunur. Onun içerisinde de ovaryum yer alır. Evet. Şimdi de arkadaşlar os coxa'yı oluşturan bir diğer kemik os ischia'ya bakalım. Bu ischion Yunanca'da ischion kelimesinden türeyen bir kelime olup kalça eklemi manasına gelir. Bunun bu kövdenin üst parçasının üzerinden nervus ischiaticus geçer. Os ischi de asetabulumun oluşumuna katılır. Asetabulumun oluşumuna katılır ve
Dolayısıyla hem fasciyes lunatanın hem de fossa acetabulum'un oluşumuna katılır. Burada incisura ischiadico ischiadica minör de çevreler. Bakınız, şurası spina ischiadica. Hemen spina ischiadica'nın arka alt tarafında sığ bir çendik bulunur. Yukarıdakine göre sığ bir çendik bulunur. Buna da ischiadicum incisura ischiadicum minör denir. Burada şurası incisura ischiadica minördür. Tuber ischiadicum hemen şurasıdır. Bunlar corpus ossis ischiae ait yapılardır. Tuber ischiadicum gördüğünüz gibi şurası foramen obturatorium. Bunu sınırlar. Arka taraftan sınırlar bunu. Ve otururken gövde ağırlığını yere iletir. Otururken sandalyeye veya yere değen os coxa kısmı burası olup gövde ağırlığını yere burası iletir. Bu tuber ischiadicum corpus ossis ischi'de bulunan yapılardan biri. Bir diğeri ise spina ischiadica'dır. Bakınız bu digenimsi çıkındı. Spina ischiadica. Spina ischiadica arkadaşlar bakınız yukarıdaki incisura ischiadica mayoru aşağıda spina ischiadica minörden ayırır. Canlıda bu spina ischiadica üzerinden arteria vena putenda interna ve yine buraya ligamentum sacrospinale tutunur. Bu ligamentum sacrospinale'nin tutunduğu yerinde üzerinden nervus pudendus geçer. Dolayısıyla arteria vena putenda interna ve nervus pudendus bu spina ischiadica'nın üzerinden geçtikten sonra algok kanalına girer ya da canalis pudendalis'e girer ve bu şekilde vücudun arka tarafından pelvis içerisinden geçerek ön tarafta perine bölgesine orada yer alan eksternal genital organlara ulaşır. Şimdi de os iskinin şu ramus kısmına bakalım arkadaşlar. Bakın şurası ramusu oluyor. Os iskinin ramus ossis iski kısmı. Bu ramus ossis iski os pubisin ramus inferior ossis pubis ile birleşerek şu ramus ischiopubicus'u veyahut da ischion pis kolunu oluşturur. Burada bir krista falliga bulunur. Bu krista falliga erkekte kurura penisin, dişide kurura klitorisin tutunduğu yerdir. Burada incisuralardan bahsetmiştim. Birisi incisura ischiadica mayor. Diğeri ise incisura ischiadica minördür. Bu iki çemdiği, birisi yukarıda derin, diğeri aşağıda daha sığ olan bu iki çemdiği birbirinden bu spina ischiadica ayırır. Bir başka deyişle incisura ischiadica mayor spina ischiadica ile spina ischiadica ile spina iliaca posterior inferior arasında bulunur. Buna karşın incisura ischiadica minor spina ischiadica ile tuberositas ischi arasında bulunur. Bu iki incisura veya çentik iki ligamentle foramene dönüştürülür.
Bunları da kalça eklemlerinin anlatılması sırasında daha ayrıntılı olarak anlatacağız. Ancak bu insisuraların iki ligament vasıtasıyla foramene dönüştürdüklerini burada hatırlamamız iyi olur. Evet, şimdi arkadaşlar, bu os coxa'yı oluşturan üçüncü kemik os pubis. Os pubis'in iki kolu, bir de gövdesi vardır. Kollardan yukarı doğru giden şurası ramus superior ossis pubis. Arkaya ve aşağıya doğru uzanan ramus inferior ossis pubis. Bu kolların birbiriyle birleşme yerinde bulunan şu kısım ise corpus ossis pubis'tir. Bu kollardan şimdi ramus superior ossis pubis'e, yani şu kola bakalım arkadaşlar. Bakın şurası. Ramus superior ossis pubis. Bunun 3 yüzü vardır. Üst yüzü var, arka yüzü var ve alt yüzü vardır. Burada şimdi üst yüzünü görüyoruz. Bakınız, üst yüzünde tarak şeklinde bir çıkıntı var. Arka tarafta yer alıyor burası. Buraya biz pecten ossis pubis diyoruz. Pecten ossis pubis. Crista obturatoria daha önde yer alır. Buradan net olarak görmüyoruz onu. Ve bir diğeri ise eminencia iliopubica ise şuradır. Yani bu kolun, ramus superior ossis pubis'in os ili ile birleştiği yerde oluşan kabarıklık şeklindeki, kabardı şeklindeki şurası eminencia iliopubica'dır. Ramus superior ossis pubis'in üst yüzünde gördüğünüz yapılar bunlardır. Birisi pecten ossis pubis, arka tarafta, önde crista obturatoria, yani ipik şeklinde uzanan kenar ve şurası da eminencia iliopubica. Bura üst yüzde gördüğümüz yapılar. Peki alt yüzde hangi yapıları görürüz? Bakınız arkadaşlar, bu şimdi alt yüzüne bakıyoruz. Ramus superior ossis pubis'in. Burada bir crista obturatoria yer alır. Şudur. Bakın şu crista obturatoria. Crista obturatoria'nın hemen alt tarafında şurada bir sulcus bulunur. Bu sulcusa sulcus obturatorius adı verilir. Bu sulcus obturatorius'un içerisinden nervus obturatorius, arteria vena obturatoria geçer buradan. Bunun öndeki ucuna tuberculum obturatorium anterior, arkadaki şu ucuna ise tuberculum obturatorium posterior adı verilir. Bu alt yüzü aşağı arkaya doğru takip ettiğimizde şurası da ramus inferior ossis pubis'tir. Ramus inferior ossis pubis, ramus ischi ile birleşerek, yani os iskinin ramus ile birleşerek daha önce izah ettiğimiz ramus ischiopubicus'u oluşturur şurası. Buraya ischion pubis kolu denir. Ischion pubis kolu üzerinde crista fallica bulunur. Crista fallica penisin ve klitorisin krustlarının tutunduğu çıkıntılardır. Şimdi de arkadaşlar, burada corpus ossis pubis'e bakalım. Bakın şurası şöyle, şu kısım şöyle. Corpus ossis pubis'tir. Corpus ossis pubis üzerinde bir crista görüyor. Bakın şu ön kenarda şöyle, şurası crista. Gövdenin yuvarlak üst kenarıdır burası. Yani şurası pubis. Şöyle pubis. Bunun şu kenar şöyle. Crista pubica'dır. Bu crista pubica'nın yanlarda yuvarlak bir çıkıntı şeklinde sonlandığı yere şurası, sağ tarafta şurası,
sol taraflı şurası ise tuberculum pubicum denir. Şuralar crista pubica, şurası ise bu crista pubica'nın yanlarda sonlandığı şu kısım ise tuberculum pubicum'dur. Tuberculum pubicum'a ligamentum inguinale tutunur. Yine bu tuberculum pubicum üzerinden erkeklerde funiculus spermaticus geçer. Burada bir başka yapı, bakınız şöyle devam eden, şu şekilde devam, burada daha belirgin görünüyor. Pecten ossis pubis. Pecten ossis pubis. Şurada tuberculum pubicum'u görüyorsunuz. Tabii bir os pubisin şu an yarısını görüyorsunuz. Diğer yarısı diğer tarafta kalmış. Dolayısıyla şuradaki çıkıntı tuberculum pubicum'dur. Yani şuradaki gördüğünüz çıkıntı. Ama bu diğer tarafa doğru da devam edecek ve crista pubica'yı oluşturacaktır. Şu pecten ossis pubis, taraf şeklinde bir uzandı bu. Pecten ossis pubis. Bu eminensia iliopubica'dan, bakınız eminensia, şurası eminensia iliopubica'dan tuberculum pubicum'a kadar uzanır. Ve burada os pubisin gövdesi, bakınız şurası fascia symphysialis diyoruz. Sağ ve sol koksaların, pubislerinin bu kısmı şu rada eklemleşir. Bu ekleme biz symphysis pubis diyoruz. Burada bir kıkırdağımsı yapı bulunur. Ve bu buradaki eklem yüzüne, şuraya ise fascia symphysialis adı verilir. Canlıda os pubisin arka yüzünde hemen mesane yer alır. Yani vesica urinaria os pubisin korpusunun hemen arkasında, şurada yer alır. Evet, burası arkadaşlar crista pubicum. Bakın şunlar crista pubicum'u gösteriyor. Şu ise, bakınız şuradakiler ise tuberculum pubicum'lardır. Şimdi de asetabulumu inceleyelim. Asetabulum femurun baş kısmının eklem yaptığı kase şeklinde bir çukurluktur. Bunun bir kenarı var. Kenarına limbus veya margo acetabuli denir. Bunun bir ön alt tarafında bir çendiği var. Buraya incisura acetabuli denir. Bu acetabulumun içerisinde ay şeklindeki eklem yüzüne, ki burası eklem kıkırdağı, hiyalin kıkırdakla kaplıdır, fasciae lunata denir. Kalça ekleminin oluşumuna sadece bu fasciae lunata katılır acetabulumun içerisinde. Daha derinde yer alan fossa acetabuli de eklem yüzü yoktur. Burası kıkırdakla kaplanmış değildir ve yine burası kalça ekleminin oluşumuna katılmaz. Bir başka deyişle bu acetabulum kalça ekleminin konkav yüzünü oluşturur. Femurun başı kaput femoris buraya eklem yapar. Burayla eklem oluşturur. Evet, burası limbus margo, yani limbus veya margo acetabuli. Evet, burası fossa acetabuli, kalça ekleminin oluşumuna katılmaz. Ve şu da fascia lunata, kalça ekleminin oluşumuna katılır. Şimdi arkadaşlar bakınız burada oluşan büyük bir delik var. Bu delik foramen obturatorium'dur. Foramen obturatum. Bu foramenin obturatum bir membranla kapatılmıştır. Bakın şöyle şurada görüldüğü gibi bir membranla kapatılmıştır.
Bu membrana sulcus obturatorius adı verilir. Bu membranla foramen obturatorium arasında evet bir canalis obturatorius oluşur. Bakınız bu membranla foramen obturatorium arasında bir kanal oluşur. O kanala biz canalis obturatorius diyoruz. Onun içerisinden arteria vena obturatoria ve nervus obturatorius geçer. Şimdi de şu ana kadar gördüklerimizi hızlı bir şekilde tekrar edelim. Bakınız şurası ileum, şu kısım pupis, şurası os ischi. İliumla devam edelim. Crista iliaca, ön üst taraftaki çıkıntısı spina iliaca anterior superior, ön alttaki çıkıntısı spina iliaca anterior inferior. Arka üst taraftaki çıkıntısı spina iliaca posterior superior, arka alt taraftaki çıkıntısı spina iliaca posterior inferiordur. Şu diş yüzdeki bu yüze biz facies gluteus diyoruz. Buradaki çizgiler kas çizgileri linea glutealis posterior, linea glutealis anterior ve linea glutealis inferior burada yer alır. Şurada incisura ischiadica majoru, şurada incisura ischiadica minoru görüyoruz. Bu iki çendiğin arasında bulunan spina ischiadica os ischi'nin gövdesine ait yapılardan birisidir. Bir diğer yapı os ischi'nin gövdesine ait yapılardan biri tuber ischiaticum'dur. Bu da oturduğumuzda, bir yere oturduğumuzda yere temas eden os coxa kısmıdır. Yine vücut ağırlığının yere aktarıldığı bölge burasıdır. Şurası os pubis. Os pubis'in bir ramus superior osis pubis'i, bir de ramus inferior osis pubis'i var. Şurası foramen obturatorium. Burası acetabulum. Acetabulumun facies lunatası. Incisura acetabuli ve derinde fossa acetabuli'yi görüyoruz. Şimdi bir de os coxa'ya iç yüzden bakalım. Bakınız yine crista iliaca'nın ön üst tarafta oluşturduğu çıkıntı spina iliaca anterior superior. Bunun aşağısında yer alan spina iliaca anterior inferior. Şurası linea arcuata. Linea arcuata öne doğru pecten ossis pubis ile devam eder ve pecten ossis pubis de tuberculum pubicum'da sonlanır. Şurası facies symphysialis. Symphysis pubicum'u oluşturan yüzlerden bir tanesi. Şuraya fossa iliaca diyoruz. Facies sacropelvica'nın şurası tuberositas ili, şurası facies auricularis. Crista iliaca'nın arka üst taraftaki çıkıntısı spina iliaca posterior superior, arka alt taraftaki çıkıntısı spina iliaca posterior inferior. Şurası incisura ischiadica major, incisura ischiadica minor. Spina ischiadica, bu incisura ischiadica major ile minor arasında bulunur. Bu iki çendik, iki ligamentle foramene dönüştürülür. Dolayısıyla o zaman bunlara foramen ischiadica major, şuna ise foramen ischiadica minor adı verilir. Ve bunların içerisinden önemli yapılar geçer. Bunları da alt ekstremitelerin eklemleri bahsinde izah edeceğiz. Evet, şimdi arkadaşlar bu pelvis iskeletinde bakınız. Arkada promontorium, sakrumun promontoriumu. Promontorium sakrumun en öndeki noktasıdır. Sakrumun en anteriyordaki noktasına şuraya biz promontorium diyoruz. Arkada promontoriumu, yanlarda ala ossis sacri, bakınız ala ossis sacri'yi,
Öne doğru devam ediyoruz. Linea arcuata ve biraz daha önden pecten ossis pubis ve crista, şurası crista pubicum. Bakın şurası crista pubicum. Şura pecten ossis pubis, şurası linea arcuata, ala ossis sacre ve sacrumun promontoriumu. İşte sacrumun promontoriumunu, daha sonra ala ossis sacre, daha sonra linea arcuata. Bak öne doğru geliyoruz. Pecten ossis pubis ve crista pubicum'u birleştiren bu çizgiye biz linea terminalis diyoruz. Linea terminalis diyoruz. Bu linea terminalis esasen cavitas pelvisi iki kısma ayırır. Bu linea terminalis'in üstünde kalan cavitas pelvise pelvis mayor, altında kalan kısmına ise pelvis minör adı verilir. Bu linea terminalis'in çevrelediği açıklık ise, bu linea terminalis'in çevrelediği açıklık ise apertura pelvis superiordur. Apertura pelvis superiordur. Apertura pelvis superior, pelvis mayoru, yani cavitas pelvis mayoru, cavitas pelvis minöre bağlar. Şimdi buraya biraz daha ayrıntılı bir şekilde şurada bakalım. Bakınız arkadaşlar. Şurası linea terminalis. Bakınız şu linea terminalis. Öne geçelim. Şu çizgiyse şu linea terminalis. Bu linea terminalis. Bu linea terminalis'in çevrelediği açıklığa apertura pelvis superior diyoruz. Bu apertura pelvis superior, pelvis mayoru şurada yer alan pelvis minöre bağlar. Pelvis minöre bağlar. Pelvis minörün alt tarafındaki açıklığa da biz apertura pelvis inferior diyoruz. Apertura pelvis inferior diyoruz. Evet. Burada pelvis mayor. Şurası, buraya yalancı pelvis de denir. Şurası, aşağısı pelvis minör. Buraya da gerçek pelvis ya da true pelvis denir buraya. Buraya da false pelvis denir. Şurası diyafragma pelvis. Diyafragma pelvis ve apertura pelvis inferior. Burada doğumun gerçekleşmesini belirleyen en önemli açıklık apertura pelvis inferior, yani gerçek pelvis. Bu apertura pelvis inferioru çevreleyen yapılar ön yan taraflarda ischion pubis kolu, yanda tuber ischiaticum, dorsalde ise os coccyx'tir. Evet, tekrar edecek olursak, bir doğumun normal yolla veyahut da sezeryansız gerçekleşip gerçekleşemeyeceğine tabii ki fetüsün kafa çapının çaplarının bu apertura pelvis inferior çapından büyük olmaması gerekir normal bir doğumun gerçekleşebilmesi için. Burada apertura pelvis, yani şu apertura pelvis inferioru ön yanlarda ischion pubis kolu, yan tarafta tuber ischiaticum, üst tarafta dorsalde de os coccyx oluşturur. Bakınız bebeğin başı bu apertura pelvis inferiore doğru doğum yaklaştıkça iner ama bu bebeğin başının belli çaplarının apertura pelvis inferiorun çaplarından büyük olmaması lazım. Aksi takdirde bu bebeğin doğması imkansız hale gelir.
Evet, bakınız arkadaşlar, burada daha belirgin bir şekilde gösterilmiş. Şurası esasen linea terminalis'tir. Linea terminalis. Bu linea terminalis'in üst tarafında şurası pelvis mayordur. Pelvis mayordur. Bunun alt tarafı şurası ise pelvis minördür. Gerçek pelvis burasıdır. İşte pelvis mayoru pelvis minöre bağlayan şu açıklık apertura pelvis superiordur. Bu açıklığı çevreleyen çizgiye de linea terminalis diyoruz. Şurası ise bakınız, şurası ise bakınız arkadaşlar, apertura pelvis inferior. Bir doğumun normal yolla gerçekleşip gerçekleşemeyeceğine buranın çapları bunu belirler. Evet, şurası cavitas pelvis. Ama pelvis minör içerisindeki cavitas pelvis. Apertura pelvis inferioru tekrar edelim. Ön yanlarda ischium pubis kolu, yan tarafta tuber ischiadicum ve dorsalde ise coccyx belirler. Os coccyx belirler. Evet arkadaşlar, burada cavitas pelvis'e koronalden, frontalden bakıyoruz. Belki bu biraz daha açıklayıcı olur. Yine şurası linea terminalis'tir. Buraya bu linea terminalis'e pelvik birim de denir. Pelvik birim de denir. Bunun yani cavitas pelvis içerisinde pelvik birim ya da linea terminalis üstünde kalan şu kısım pelvis mayordur. Bu pelvis mayöre yalancı pelvis veyahut da false pelvis adı da verilir. Şu linea terminalis'in alt tarafında kalan şu boşluk ise pelvis minördür. Burası gerçek pelvistir. Burası true pelvistir. Genital, iç genital organların dolayısıyla da uterusun bulunduğu yerdir burası. Embriyo ileride, fötüs burada gelişmeye başlar. Ancak gebeliğin ilerleyen aylarında fötüs geliştikçe, büyüdükçe yukarıya umbilikusa kadar, umbilikusun yani göbeğin altına kadar yükselir. Ancak esas gelişimin başladığı yer bu pelvis minördür. Daha sonra doğum esnasında yine fötüsün doğacağı yerin ya da geçiş doğum kanalının açıklığını, genişliğini, çaplarını bu apertura pelvis inferior'un çapları belirler. Evet, burası apertura pelvis inferior. Pelvis minör'ün çıkışıdır burası. Şurası ise apertura pelvis superior. Burası ise pelvis minör'ün girişidir. Bu giriş pelvis mayörü pelvis minöre bağlar. Evet, şimdi de arkadaşlar kadın ve erkek pelvis iskeletinin farklarına bakalım. Bu farkları kadın pelvisini konuşarak anlatacağız. Kadın pelvisi erkek pelvisiyle kıyaslandığında bakınız, kemikler daha ince, karşılaştırın, daha kalın, kemikler daha ince. Kasların ve bağların tutunduğu yerler daha az belirgin. Çünkü kaslar erkekle kıyaslandığında daha zayıf ve daha incedir. Yine spina iliaca, anterior superiorlar birbirine daha uzaktır. Bakınız, erkekle kıyasladığınızda bu spina iliaca, anterior superiorların birbirine daha uzak olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Yine ala ossis ililer daha fazla dışa yatıktır kadın pelvisinde. Yine apertura pelvis superior, şu apertura pelvis superior daire şeklinde geniş ve meyili daha fazladır. Halbuki erkekte burası daha çok böbrek şeklindedir. Bunların hepsi
doğuma imkan verecek değişikliklerdir ya da adaptasyonlardır. Yine bakınız az önce ifade ettiklerimiz burada da belirgin bir şekilde görülüyor. Kemikler daha ince kadın pelvisinde, kas ve bağların tutunduğu yerler daha az belirgin. Spina iliaca anterior superiorlar birbirlerine daha uzak. Ala osis ileler daha fazla dışa dönük. Apertura pelvis superior daire şeklinde. Yani şurası bakın şöyle daire şeklinde. Geniş ve miyli daha fazladır. Erkekte ise bu böbrek şeklinde daha dardır. Devam ediyoruz kadın pelvisi ile erkek pelvisi arasındaki farklara. Bakınız o sakrum kadında daha kısa, daha geniş ve daha az kongavdır. Yine foramen obturatorium üçgene benzer ve daha küçüktür. Apertura pelvis inferior kadın pelvisinde daha geniştir. Yine acetabulumlar, acetabulum ve tuber ischiaticumlar arasındaki mesafe daha fazladır. Evet arkadaşlar bu acetabulumlar arasındaki mesafenin daha geniş olması buraya tutunan yani acetabulumla eklem yapan femurun üst uçlarının da birbirinden daha uzak olmasını sağlar. Buna bağlı olarak da ortalama olarak kadın kalçası erkek kalçasından daha geniş olur. Bunun nedeni de bu kadın pelvisinde asetabulumlar arasındaki mesafenin erkeğe göre daha fazla olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla femurun üst uçları arasındaki mesafe diş kadında daha fazla, erkekte daha azdır. Buna bağlı olarak femurun distal uçları arasındaki mesafe kadında daha az, erkekte ise daha fazladır. Buna bağlı olarak kadınlarda yürürken dizlerin birbirine sürtünmesi daha belirgin hale gelir. Bunların hepsi kadın pelvisinin doğum için uygun hale gelmesi yönünde oluşan adaptasyonlardır, değişimlerdir. Bir başka nokta burada şu arcus pubicum. Bakınız arkadaşlar bu arcus pubicum, arcus pubicum her iki taraftaki os pubisler arasında oluşan kemerdir bu. Arcus pubicum erkekte 90 derece veya daha az, dişide kadında ise 100 derece ve daha fazladır. Şimdi burada kadın ve erkek pelvisini bir tablo halinde karşılaştıracak olursak, bakınız şurada özellikler, kadın pelvisi, erkek pelvisi, kemik kalınlığı kadında hafif, ince, düz, erkekte ağır, kalın ve belirgin çıkıntılar vardır. Arcus pubicum açısı, erkekte 100 derece veya daha fazla, özür dilerim, kadında 100 derece veya daha fazla, erkekte 90 derece veya daha azdır. Acetabulum'a baktığımızda kadında acetabulumlar daha küçük ve birbirinden daha uzakta yer alır. İşte bu uzaklığa bağlı olarak da femurun üst uçları arasındaki uzaklık kadında daha fazla, buna bağlı olarak da kalça genişliği kadında daha fazladır. Erkeğe kıyaslandığında. Evet, acetabulum erkek pelvisinde geniş, birbirine yani sağ ve soldakiler birbirine daha yakındır. Sakrum kadın pelvisinde geniş, kısa, sakral kıvrım daha az belirgindir. Buna karşın erkek pelvisinde sakrum, erkek pelvisinde sakrum bakınız daha dar,
daha uzun ve sakral promontorium daha anteriörde yer alır. Dolayısıyla da bu apertura pelvisi daraldır. Böbrek şekline sokar. Erkekte sakral promontoriumun daha önde yer alması. Kaksikse baktığımızda kadın pelvisinde daha hareketli ve düz, erkek pelvisinde daha az hareketli ve anteriöre doğru daha çok kıvrılmıştır. Bu da yine apertura pelvis inferioru erkekte daha dar hale getirir.